Merhaba, beni duyuyor musunuz? Hoş geldiniz. Yerleştik mi? Yerleşelim azıcık, bekleyin biraz daha. Tamam mı? Kalabalığız bayağı gene. Light'ımız çalışıyor. Tamam, geldik ikinci üniteye. Geçen hafta birinci üniteyi görmüştük. Bu hafta ikinci üniteye geçiyoruz. Konumuz işletmenin çevresi. Genel çevresi, özel çevresi. İşte tek tek çevre faktörlerinde neler var? Onlara bakacağız. Geçen hafta ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Dinliyorum. Bu şekli bir daha izah edebilir misiniz? Şekli hiç göremedim ki. Ne? Okur musun? Ah, getiriyor. Gördüm. Bir saniye. O zaman ben sizi bekletmem gerekecek. Bu da varsa burada. Orada işletmenin fonksiyonları yazıyor değil mi şekilde? Öyle miydi? Evet. Ha? Evet. Ama benim o slide'ım şu an yanımda yok. Bir saniye. Çocuklar, bir kitap bakacağım şimdi ben size bir bulabilirsem. Ben de öğretmen, sen de sen yanımda. Ha? Tamam. Şimdi bana sayfa söyler misiniz? 18. İşletmenin fonksiyonları şekli değil mi? İşletme işlevleri. Evet. Tamam. Bakın şimdi gençler. Anlatıyorum. Bu şekil, bu kitapta herkes görüyor mu bilmem. Yani arkadaşlarınızdan isteyip bir bakıp göz atabilirsiniz ne anlattığımı anlamak için. Sayfa 18'de. Ha. Şimdi bak. Efendim? Manzura bunda şekli. Bize göre. Görebilir misiniz böyle? Hayır, görebilir miyim? Yakınlaşın. Karşınızda. Yok, kalkıp yakınlaşamam şimdi kameraya ama. O zaman kamera var. Kameraya görsetmem. Kameraya. O zaman orada bazı kamera. Burada ha, bu çalışmıyor şu anda. O yüzden gösteremiyorum. Tamam mı? Bakın ben size anlatacağım. Sakin olalım. Bu zaten önemli bir şekil değil. Sadece özetlemek için işletmenin fonksiyonlarını, işlevlerini gösteren bir şekil. Orta yuvarlakta tüketici var. Tamam mı? Tüketici kim? Biziz. Evet. Ürünleri para karşılığı satın alan insanlara tüketici diyoruz. Biz bir fayda sağlıyoruz aldığımız ürünlerden diye geçen hafta anlatmıştık. O tüketicinin dışındaki halkada, bir dış halkada üretim ve pazarlama işlevleri var. Bunlar işletmenin işlevleri. Ne oluyor? Ürün üretiliyor ve üretilen ürünler pazarlanıyor. Onlar tüketicinin bir dış halkası. Tüketiciye en yakın işlevler. Anlatabildim mi? Üretim ve pazarlama. Tüketiciyle doğrudan ilişkisi olan işlevler. Onun bir dışında halkla ilişkiler, araştırma, geliştirme, insan kaynakları, finansman ve muhasebe var. Bunlar da yine tüketiciyle, işletmenin işlevleri ama tüketiciyle bir tık daha az ilişkisi olan işlevler. Muhasebe dediğimiz şey... Rakamların, işletmenin maliyetlerinin, kalemlerin rakamlarla ifade edilmesi, stok sayılarının belirlenmesi, alış satışların kağıtlara, programlara yazılarak sattığımızın, aldığımızın rakamlarla ispatı, muhasebe dediğimiz şey. Finansman dediğimiz şey işletmenin parayla ilgili olan bölümü. Ne sermayemiz var, neler sermaye sayılır, borcumuz ne kadar, alacağımız ne kadar, bankalara ne kadar borcumuz var gibi konuları işler. İnsan kaynakları dediğimiz şey tüketiciyle değil ama tüketici insanından bahsetmiyoruz. İşletmedeki çalışan insandan bahsediyoruz. Çalışanı yöneten birim, çalışanı işe almak, bordro kesmek, onlara eğitim vermek, işten çıkarmak, onlara sigorta yapmak gibi işlerle ilgilenen kısım da insan kaynakları işine giriyor. Bu da işletmenin bir işlevi.
Araştırma geliştirme dediğimiz şey ise her işletmede yok ama adı üstünde araştırma ve geliştirme yapan departman. Yani ne demek? Mesela telefon üretiliyorsa o telefona yeni bir özellik katan departman araştırma geliştirme departmanıdır. İşte kamerasız telefonlar vardı eskiden. Artık kamera araştırma geliştirme departmanları o telefona o kamerayı monte etmeyi başardı. Dolayısıyla artık kameralı telefonlar var. İşte bundan sonra bir aşama sonra ne gelecek bilmiyoruz. Büyük ekranlı telefonlar, dokunmatik ekranlı telefonlar ya da işte çamaşır makineleri var. Çamaşır makinelerine araştırma geliştirme departmanları kurutucu özelliği ekledi. Çamaşır makinesi ve kurutucu bir makinede beraber satılır oldu. Mesela bu da yeni bir yenilik. Buzdolaplarına buz kırma hanesi eklendi. Ne bileyim su doldurma hanesi eklendi. Bunların hepsi ürünlere yenilik kattı. Ürünlere katılan her yenilik ya da geliştirilen, yeniden üretilen, yeniden icat edilen her şey araştırma geliştirme departmanlarının yaptığı iştir. O yüzden de bu da bir işletme işlevidir diyoruz. Bir de halkla ilişkiler var şekilde. Halkla ilişkiler dediğimiz şey de insanla, yani hem müşterilerle hem diğer toplumun diğer kesimleriyle ilişki yürüten birim bu. İşletmenin reklamlarını yapan, toplumsal bir sorun olduğunda, hatalı bir üretim olduğunda ya da bir problem çıktığında işletmenin imajını korumak için çalışan birime de halkla ilişkiler birimi diyoruz. En dış halkada da yönetim işlevi var. Bu yönetim işlevi neden en dışta? Çünkü bütün bu fonksiyonları yöneten bölüm olduğu için en dışta. Dolayısıyla nasıl diyebiliriz? Halkla ilişkiler de yöneticiye bağlı. Halkla ilişkiler departmanı da, araştırma geliştirme departmanı da bir yöneticiye bağlı. Finansman departmanı da yöneticiye bağlı. Tüm bu halkalar en dışta bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bir amaç uğruna yapılıyor ve yönetiliyor. Dolayısıyla yönetimin en dış halkada olmasının sebebi bu. Herkesin, tüm departmanların yönetime ihtiyaç duyması yüzünden yönetim en dış departmanda, en dış halkada. Üretim ve pazarlama da tüketiciye en yakın fonksiyonlar olduğu için en iç halkada. Anlatabildim mi? Evet. Tamam, kapatıyorum. Yani ikinci üniteye geçiyoruz şimdi. İkinci ünitede işletmenin çevresini göreceğiz. İşletme dışında kalan her şey, slaytımızı bir daha açalım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Tamam. İşletmeler çevreden kendi faaliyetleri için gerekli olan girdileri alırlar ve bu faaliyetler sonucunda çevreye çeşitli çıktılar sunarlar. Ne demek? Bir işletme var, bir ürün üretiyoruz, bir kalem üretiyoruz diyelim. Çevreden girdi alıyoruz. Ne bu girdiler? Plastik, ne bileyim keçenin ucu, işçi, ham madde, enerji, bunların hepsini işletme çevreden alıyor. Bunları uygun şekilde kullanarak bir çıktı oluşturuyor. Çıktı ne? Ürettiğimiz ürün, kalem. Anlatabildim mi? Bu şekil, kitaptaki slide'da da var aynı şekil, bunu anlatıyor. İşletmeden belli başlı girdiler giriyor, işletme içinde dönüştü, bir ürüne dönüşüyor ve çıktı olarak işletmenin dışına çıkıyor. En genel çevre dediğimiz zaman en genel ifadeyle işletme sınırları dışında kalan her şeye biz işletmenin çevresi diyoruz. İşletmenin çevresi, çevre dediğimiz şey işletmeden etkilenir ve işletmeyi etkiler. Biraz sonra anlatacağız. İşletmenin çevreye sunduğu ürünler oldukça çeşitlidir. İşletmeler tarafından çevreye sunulan ürünler somut bir mal, yani somut bir çıktı ise buna mal diyoruz. Ne? Bir mal. Bu da bir mal. Her elimizle tutup gözümüzle gördüğümüz her şeye mal diyoruz. Mal. Malın yanında bir de malı duyunca ne gelir yanında? Kitaplarda da hep öyle yazar. Mal ve hizmet. Elle tutulup gözle görülmeyen soyut olarak aldığımız faydalara da biz hizmet diyoruz. Zaten işletmeler mal ve hizmet üretirler. Ya mal üretirler ya hizmet üretirler ya da mal ve hizmeti bir arada üretirebilirler. Hem soyut hem somut bir şey üretiyorsa o işletme, o zaman hem mal hem hizmet üretmiş oluyor. Ne gibi? Lokanta gibi, restoran gibi. Hem servis edilen yemeği üretiyor o lokanta, hem de bu yemeğin servis edilme sürecinde bize hizmet ediyor. Servis edilme sürecinde elle tutulup gözle göremiyoruz ama yemeği yiyoruz
Ve sonuçta o yemek bir yerlerden mutfakta hazırlanıp bizim önümüze geliyor. Dolayısıyla hem elle tutulup gözle görülen hem de soyut olan bir durum var. Elle tutulup gözle görülmeyen hem mal hem hizmet üreten bir işletmeden bahsediyoruz. Lokanta için diyoruz. Bir sistem olarak işletme çevresi. Sistem dediğimiz şey çevreyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli parçalardan veya bir başka deyişle alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Bu ne demek? Sistem yaklaşımını şöyle anlatalım. Çevreyi etkileyen ve çevreden etkilenen her şey sistemdir. Mesela insan vücudu. İnsan vücudu bir sistemdir ve alt sistemleri vardır. Ne demek alt sistem? Bağırsak, mide, beyin gibi kendi içinde çalışan ama birleştiğinde bir bütünü yani insan vücudunu oluşturan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla alt sistemlerin alt sistemleri var. İşletmenin de yine işletmelerin de yine işletme bir bütün olarak görünüyor ama alt sistemleri var. Az önceki şekilde anlattığımız gibi araştırma geliştirme departmanı bir alt sistem. Üretim departmanı bir alt sistem. Halkla ilişkiler departmanı bir alt sistem gibi. Bunlar bir araya geliyorlar, çeşitli fonksiyonları yerine getiriyorlar ve bir bütün olarak işletmeyi genel sistemi, ana sistemi oluşturuyorlar. Evren bir sistemdir. Evrenin altında dünya bir alt sistemdir. İşte Mars bir alt sistemdir. Diğer gezegenler birer alt sistemdir gibi düşünebilirsiniz. Genel sistem yaklaşımı dediğimiz şey temel olarak bu. İçinde çevresel ilişkileri anlatan sistemin çevreyi etkilediği tekrar ediyorum ve yine aynı şekilde çevreden etkilenen tüm birimlere de sistem diyoruz. Demiştik. Sistemler ikiye ayrılır. Açık sistem, kapalı sistem. Açık sistem dediğimiz şey işletme bir açık sistemdir, insan vücudu bir açık sistemdir, dünya bir açık sistemdir, evren bir açık sistemdir gibi. Çevreyle iletişim içinde olan, onu etkileyen ve ondan etkilenen tüm sistemlere açık sistem diyoruz. Peki o zaman kapalı sistem ne demek? Olabilir. Açık sistem çevreyi etkileyip etkileniyorsa kapalı sisteminde çevreyi etkilemeden çevreden de etkilenmemesi beklenir. Hiç kapalı sistem biliyor musunuz? Hava. Efendim? Söyle duyamadım. Hava. Hava. Çevreyi şöyle hava. Biz bir karbondioksit vererek havayı etkiliyor muyuz? Etkiliyoruz. Ağaçlar oksijen vererek havayı etkiliyor mu? Etkiliyor. O zaman tam kapalı sistem diye bir şey yok arkadaşlar. Mutlaka her şey az da olsa bir şekilde çevreyi etkileyip çevreden etkilenebiliyor. Ama mesela çalar saat bir kapalı sistemdir. Yarı kapalı sistemdir. Neden? Pilini takıyorsun, kenara koyuyorsun. İlgilenmezsen, ondan bir bilgi almazsan o da çevreye bir şey vermemiş oluyor. Dolayısıyla pili bittiğinde kendi kendine kapanıp ölüyor. Bunlara yarı kapalı sistemler. Kalorifer sistemi de öyle şekilde. Kömürünü atıyorsun bir daha bakmıyorsun. O kendi kendini ısıtıyor. Çevreye bir şekilde etkileniyor ama tam olarak tam bir açık sistem olarak değerlendirilmiyor. Çalar saat bunun en güzel örneğidir. Devam edelim. Bu gördüğünüz şekilde slide'da gördüğünüz şekil bize İşletmenin açık sistem olarak bir şeklini veriyor. Bakın az önce de söyledik, basit olarak şu şekilde göstermiştik. Şurada bunun biraz daha detaylı olarak anlatılmış şekli bu. Girdiler var. Ne bu girdiler? İnsan yani çalışan. Ham madde. Ürünü üretiyorsan ham maddesi neyse o. Bilgi. O ürünü üretmek için bir bilgiye ihtiyacımız var. O ürünün üretim sürecini işleyebilmek için. Ve finansman. Finansman ne? Para. İşletmenin çalışabilmesi için bir paraya ihtiyacımız var ya da ham maddenin alınması için bir paraya ihtiyacımız var. İşte bunların hepsi girdi. Girdiden bir ok çıkarıyoruz. İşletmecilik süreçleri. Süreç demiştik ya, ürünün üretildiği yer işletme içinde. Bütün bu az önce anlattığımız üretim, pazarlama, yönetim, organizasyon, araştırma, geliştirme, finansal yönetim, finansman, insan kaynakları, bunların hepsi işletme içinde süreçleri ifade ediyor. İşletme içinde bu süreçlerle elimize bir çıktı alıyoruz. Çıktıların içinde neler var? Mal olabilir.
soyutsa hizmet olabilir. Fikir, düşünceler olabilir. Bir işletme illa elle tutulur, gözle görülür bir şey üretmek zorunda değil. Yaratıcı bir fikir oluşturuyorsa bu da bizim için bir çıktıdır. Ya da atıklar da bir çıktıdır. İlla kullanmamıza gerek yok. İşletme bu ürünü üretirken belli başlı atıklar oluşturuyor. Bunları çöpe atmak ya da işte geri dönüştürmek vesaire gerekiyor. Dolayısıyla bu da bir atık da bir çıktıdır diyoruz. Altta da küçük bir kutucuk var bakış şeklin altında. Çıktılara ilişkin geri bildirim. Ne demek geri bildirim? Tekrar dönüp elimizdeki çıktıya bakıp tekrar işletmeye giren maddelere bakıp ikisi arasında ilişki kurmaya geri bildirim diyoruz. Biz bunları soktuk işletmeye, elimize de bu çıktı. İşletmeye giren ham maddelerle vesairelerle girdilerle çıktılar arasında denge var mı? Çok fazla malzeme sokup az çıktı alırsanız burada bir sıkıntı var. Bunun etkili ve verimli şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu işe de biz geri bildirim işi diyoruz. Üç tane tanım var burada. Kitabınızda da tanımlamış. Sinerji, entropi, ekofinalite. Hiç duydunuz mu? Sinerjiyi duymuş olmanız lazım. Duymadınız mı hiç? Yok. Sinerjiyi duyduk o zaman. Duydunuz değil mi? Ne demek sinerji? Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerden bir bütün olarak yarattıkları değerin daha fazla olması durumudur. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 2 çarpı 2'nin 5 etmesi durumu olarak özetlenir temelde. Ne demek? Ben tek başıma bir çıktı üretebiliyorum. Tek başına bir şey başarabiliyorum. Siz tek başınıza yani teker teker bir şey başarabiliyorsunuz. Ama biz hepimiz bir grup haline geldiğimizde tek tek ürettiğimizden çok daha fazlasını sinerji şeklinde üretebiliriz demek sinerji kavramı. Tek başına ürettiğinden grup olarak daha fazlasını, daha fazla değer yaratmak işine sinerji diyoruz. Sinerji ile entropiyi sakın karıştırmayın. Sınavda genelde bu tanımlardan birini bir şekilde karşınıza çıkacak, emin olabilirsiniz. O yüzden doğru öğrenmek önemli. Entropi dediğimiz şey ise doğadaki, bu aslında tam tersi bir şey. Doğadaki sistemlerin yok olmaya mahkum olmalarını anlatır. Yani doğadaki bütün sistemler bozulmaya, yok olmaya, kapanmaya mahkumdur diyor entropi bize. İnsanlar ölür, işletmeler kapanır gibi. Var olan tüm canlılar bir şekilde doğada doğup, büyüyüp, gelişip ölmeye mahkumdur demektir entropi dediğimiz şey. Anladık mı? Ekofinalite dediğimiz şey ise sistem yaklaşımına göre, bu sistem yaklaşımı neydi? Çevreyi etkileme ve çevreden etkilenme yaklaşımıydı. Belirli sonuçlara ulaşmak için izlenebilecek farklı farklı yollar olduğunu söyler bize. Mesela evden çıkıp okula geldiniz. Gelmek istiyorsunuz. Oraya gelmek istiyorsunuz. Çeşitli yollar var. Yürüyebilirsin. Bisiklete binebilirsin. Otobüse binebilirsin. Vesaire gibi. Ya da başka bir şehre gidiyorsan uçağa binebilirsin gibi. Sonuçta gittiğin yer aynı mı? Aynı. Ama gideceğin yollar çeşitli. Bunu sen seçmelisin. Farklı noktalardan başlayarak veya farklı yolları kullanarak aynı sonuçlar elde edilebilir. Bunun için işletmelerin tek bir doğruya takılıp kalmamalarını anlatan kavrama da ekofinalite diyoruz. Yani aynı sonuca farklı yollardan gidebilme işine ekofinalite denir. Kavramlar biraz yabancı, yani kelime olarak da yabancılar, Türkçe'de değiller. O yüzden ekofinalite ile entropiyi ya da sinerji ile entropiyi karıştırabilirsiniz. Sinerji bu iki durumdan çok daha farklı bir şey. Reklamlarda falan bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Oradan hatırlayabilirsiniz. Bütünün parçalarının tek başlarına olduğundan bir bütün olarak daha az değer yaratması anlamına gelir. Yani bir bütün olduğumuzda daha çok değer yaratıyoruz. Tekrar edeyim. Entropi doğadaki sistemlerin yok olmaya mahkum olmasını anlatır. Ekofinalite ise bir sonuca farklı yollardan gidilebildiğini, tek bir doğruya takılıp kalmaması gerektiğini anlatır işletmelerin diyoruz. Devam edelim. Gene geldik. Az önce ünite 1'de sorduğunuz şeklin bir farklı versiyonuna.
Bu da işletme çevresinin temel seviyelerini anlatıyor. Bu az önce yani ilk dersin başında anlattığımız şekil işletmenin iç çevresini anlatıyordu. Bu biraz daha genel bir şekil. İşletme, iş çevre. Bakın iş çevre o şekil az önce ilk ders yani ilk dersin başında anlattığımız şekil şu iç yuvarlakta olması gereken şekil. Yani işletmenin iş çevresi yazıyor ya orada anlatıyoruz onu. İşte işletmenin tüm yönetim, pazarlama, finans, muhasebe falan o işletmenin iş çevresindeki yuvarlakta yer alıyor. Bir tık daha dış çevresinde işletmenin sektörel çevre dediğimiz çevre var. Sektör ne demek? İşletmenin faaliyette bulunduğu alanı anlatan bölge. Yani ne demek? Kalem üretiyorsan senin faaliyette bulunduğun sektör işte kırtasiye sektörüdür ya da plastik sanayidir. Plastik bir kalem üretiyorsan plastik sanayidir. İlaç üretiyorsan kimya sanayidir senin sektörün. Metal eşya üretiyorsan metal ana sanayidir gibi işletmenin faaliyette bulunduğu iş kolunu anlatan çevresine sektörel çevre diyoruz. Sektörel çevrede rakipler var. Rekabet ettiğimiz çevreler var. Müşteriler var sektörümüzde. Yani bizim o sektör çalışan yani işletmeleri içinde ben başka kalem üretiyorum. Başka bir işletme daha kalem üretiyor. Biz birbirimizle rakibiz. Bu çevrede yer alıyoruz. Müşterileri kapmaya çalışıyoruz. Sizi kendimize çekmeye çalışıyoruz müşterileri. O zaman müşteriler de bu çevrenin içinde. Tedarikçiler ve stratejik ortaklar. Tedarikçi dediğimiz şey bu ürünün ham maddesini bize sağlayan insanlardır tedarikçiler. Onlar da bu çevredeler. Stratejik ortak dediğimiz işletmenin yapısal ortağı olabilir. Para verip işletmenin yönetimine katılan ortaklar olabilir. İş gücü piyasası. İş gücü piyasası dediğimiz şey çalışan insanlar. İşe ilan veriyoruz, iş ilanı veriyoruz. O işe başvuran insanlar bizim iş gücü piyasamızı oluşturur. Düzenleyici kurumlar, bunlar genelde devlet. Düzenleyici kurum ne demek? İşte işletmeyi belli kurallara bağlayan, üretimini kurallara bağlayan kurumlardır. Devlet, yasaları koyanlar, rekabet kurumları gibi gibi. Bunlar işletmenin sektörel çevresini oluşturur. İşletmenin iş çevresine en yakın çevresi sektörel çevredir. Onun bir üzerinde, bir uzağında, bunları anlatacağız şimdi tek tek, genel çevre var. Genel çevrede siyasal, yasal çevre. Hangi hükümet başımızda? Kim bizi yönetiyor ülke olarak? Bunu, bu. Ekonomik çevre. Ekonominin verdiği kararlar, ekonomi bakanlıkları, bunların aldığı kararları anlatan çevre. Sosyo-kültürel çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu çevredeki insanların yapısı, yaşları, kültürel durumları, yaşadıkları yerler, ihtiyaç duydukları şeyler de sosyo-kültürel çevreye girer. Teknolojik çevre, ne kadar teknoloji kullanıyoruz yaptığımız ürünlerde, ürettiğimiz ürünlerde. Bilgisayar üretiyorsanız çok teknolojik bir yapıya ihtiyaç, altyapıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama tuğla üretiyorsanız o kadar da yoğun teknolojik bir çevreye ihtiyaç duymayabilirsiniz gibi. Ve doğal çevre işletmenin içinde bulunduğu iklim koşullarını, yerleşim koşullarını, dağ mı tepe mi engebeli mi ulaşım koşullarını anlatan çevreye de doğal çevre diyoruz. Bunları anlattık. Geçiyorum. İş çevre, onun dışında sektörel çevre, onun dışında da genel çevre diye anlatmıştık. İş çevrede vizyon, misyon anlatacağız biraz sonra. Şimdi genel çevreye baktığımızda bunlardan bahsettik. Siyasal, yasal çevre, ekonomik çevre, sosyo-kültürel çevre, doğal çevre, teknolojik çevre ve küresel çevre olarak. Siyasal, yasal çevre dediğimiz işletmenin neleri yapıp, neleri yapamayacağını kesin çizgilerle belirleyen genel bir çerçeve sunar. Genel olarak siyasal sistem, yasal ve siyasal kurumlar, yasalar ve diğer çeşitli düzenlemeleri de içine alır. Mesela Azerbaycan'da bir yere fabrika kuracaksanız o fabrikayı kuracağınız yerde belli başlı kurumlar vardır. İşte ne bileyim belediyeler gibi ya da ekonomi bakanlığı gibi olabilir. Neyse. Onlardan izin almanız gerekir. Kendi kendinize ben burayı beğendim, şu ağaçların arasına bir tane işletme kurayım deme şansınız yok. Hiçbirimizin yok. Kimse kafasına göre hareket edemez işletmeler için. Dolayısıyla belli başlı yerlerden işletme kuruyorum bak, bina yapacağım ben buraya,
Binayı çalıştıracağım, burada işçi çalıştıracağım, şunu üreteceğim, çevreye bu kadar atık çıkaracağım diye bir izin almanız gerekir. Öyle kimse kafasına göre hiçbir yere, mesela kendiniz oturduğunuz evleri düşünün. Oturduğunuz evleri oraya öyle birden kondurun. Yasal olarak var gece kondular, onlar ayrı bir hikaye ama yasal olarak konduramazsınız. İzin almak, oturduğunuz ev sizin değilse kira vermek ve kurallara uyarak yaşamak zorundasınız. İşletmeler de aynı şekilde içinde bulundukları çevrede kurallara, yasalara uymak zorundalar. Belli başlı denetimlerden geçmek zorundalar. İşte tüm bunlar işletmelerin siyasal yasal çevresini ilgilendiriyor. Siyasal çevrede şu demek: hükümet neyse, hükümetin anlayışı, işletmelere olan anlayışı neyse ona göre değişebilir. Hükümetin değişmesi, başbakanın, cumhurbaşkanının vesaire değişmesi siyasal çevreyi, dolayısıyla ona bağlı olarak da yasal çevreyi etkileyecektir. Bazı zamanlarda, Türkiye için konuşuyorum, bazı bölgelere teşvikler verilir. İşletmeler oralara gitsinler, işletmeler kurabilsinler diye. Mesela ne derler? Siz gelin işletmeyi kurun, arsının parasını biz vereceğiz der devlet. Yeter ki oradaki iş gücünü arttırmak, işletmeleri oraya çekebilmek için. Bunun gibi örnekler verilebilir. Ekonomik çevre dediğimiz şey zaten hepiniz biliyorsunuz. Kıt kaynakları kullanarak sonsuz olan ihtiyaçlarımızı, çünkü insanların ihtiyaçları sonsuzdur, karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortama işletmenin ekonomik çevresi diyoruz. Ekonomik çevrenin işletmeler üzerinde 3 temel noktada etkisi var. Ekonominin güncel durumu, dolar kaç para, dolarla iş yapıyorsan dolar kaç para, euro ile iş yapıyorsan euro ne kadar oldu, arttı mı azaldı mı, bu bizim işimize etkisi ne oldu gibi. Ekonominin yapısı, ekonomik durumu belirleyen diğer öğeler. Ekonomide yaşanan yapısal değişimler, ekonomi bakanlığı değişirse ya da işte dünyada bir kriz çıkarsa ya da ülkenizde bir kriz çıkarsa işletmelerin ona aldıkları duruş farklı olacaktır. Kriz zamanlarında yapılan üretimle normal zamanlarda yapılan üretim birbirinden farklıdır. Bunu anlatmaya çalışıyor ekonomik çevre dediğimiz şey. Sosyo-kültürel çevre, sosyal boyut ve kültürel boyut olarak iki temel, zaten bitişik, sosyo-kültürel, sosyal ve kültürel boyutun beraber değerlendirilmesi, iki temel boyutta incelenmesi gereken bir kavram. Toplumdaki sınıfsal çatışmaları ve yapıya, farklı sınıflar var, zengin kesim, fakir kesim, çalışan kesim, çalışmayan kesim, okuyan kesim, okumayan kesim gibi. Yaşam tarzlarını, toplumsal hareketliliği, eğitim en önemlisidir bunlardan. Eğitim görmüşler, görmemişler. Din, farklı inançlara sahip olan bir toplum olabilir. Farklı farklı inançları olan meslekler gibi daha geleneksel toplumsal kurumları içerir sosyal boyut dediğimiz. Kültürel boyut dediğimiz şey ise o sistemin kültürünün iyi analiz edilmesi gerektiğini anlatır. Kültür insanların doğaya ekledikleri değil. Gelenekler, görenekler. Herkesin geleneği, göreneği kendinedir. Türkiye'de bayramlar vardır mesela, gidilir, el öpülür. Sizin kendinize göre gelenekleriniz, görenekleriniz var. Onlar annelerden, babalardan, dedelerden bizlere, bizlerden de çocuklara, torunlara aktarılır. Yazılı değildir bunlar. Dolayısıyla her toplumun kültürü kendi içinde bir yapı oluşturur. Tarihi, geçmişi, sanatı, yaşam tarzı, dinsel inançları, bunların hepsi kültürel boyutları, yani kültürel boyutlar içerisinde yer alır. O zaman sosyal kültürel boyutta işletmenin bir tür dış çevre faktörüdür. Neden? Çünkü işletmeler sattıkları, ürettikleri ürünleri sattıkları insanların nasıl insanlar olduklarını bilmek isterler. Kıyafet üretiyorsa o insanların nasıl kıyafetler giydiklerini bilmek isterler ki ona göre daha çok satış yapabilsinler. İşte dini anlamda, işte kapalıysa insan, ona göre o işletmenin kıyafet üretmesi gerekir. Ya da çok sıcak bir ülkedelerse ona göre ince kıyafetler üretmesi gerekir gibi. O yüzden sosyo-kültürel çevre işletmenin genel çevresi içerisinde yer alıyor. Yani bundan bize ne? İnsanların dininden, ırkından, mezhebinden, demografik özelliklerinden bize ne demeye şansımız yok. O insanlar bizim müşterimiz. O yüzden onları iyi tanımak zorundayız işletmeler için diyoruz. Teknolojik çevreye örnek vermiştik. Tüm bu girdileri çıktılara dönüştüren süreçte uzmanlık, bilgilerin, araçların, yeteneklerin hepsine teknolojik çevre diyoruz biz.
İki açıdan ele alabiliriz. Ürüne ilişkin teknolojik yenilikler, yani ne dedik, işte telefona kamera takılması ya da telefonların artık incelmesi, büyümesi, daha kullanışlı hale gelmesi gibi. Ya da sürece ilişkin yenilikler olabilir. Eskiden mesela arabaları insanlar elleriyle monte ederlermiş, tekerlerini takarlarmış, direksiyonlarını takarlarmış. Sonra işte zaman geçtikçe bir üretim bandı dediğimiz şey oluşmuş. Arabalar üretim bandının üzerinde akmış, işçiler kenarlarında durmuş, işte bir tanesi teker takmış, araba yandakine kaymış, o direksiyonunu koymuş, bir tanesi cıvatasını sıkmış ve araba böyle bantın sonundan bir metal olarak girip bantın sonundan bir araba olarak çıkmış gibi sürece ilişkin teknolojik yenilikler de olabilir. Artık günümüzde neler var? Robotlar var bu işleri yapan. Mesela araba bantın başından başlıyor, robotlar var. Keşke onun resmini size koysaydım. O robotlar arabaya montaj yapıyorlar. Hiç insan eli değmeden, ya da süt mesela şişeleniyor. Banttan geliyor, süt bir yerden akıyor, kapağı bir yerden takılıyor. Etrafına kağıdı sarılıyor. Bunları hiç insan eli yapmıyor. Hep makineler yapıyor. Sonra kutulara konuyor ve işletmelere dağıtılıyor gibi. Günümüzde böyle teknolojik yeniliklerden bahsediyoruz. Teknolojik çevrede bu yüzden işletmeleri ilgilendiren genel çevreler içerisinde yer alıyor. Doğal çevre dediğimiz şey doğal kaynaklar, iklimsel koşullar, coğrafi koşullar, jeolojik etkenler. Çok soğuk bir ülkede işletmeye üretim yapıyorsa çalışanlarını ona göre sıcak tutmak zorundadır. Mesela çalışanlarını işletmeye getirmek için servisler kullanır. İşletme içinde doğalgaz işte yakar, işletmeyi ısıtır gibi. Ya da jeolojik etkenler olabilir, coğrafi koşullar olur. Çok dağın tepesinde kurulmuş bir işletme olabilir, suyun kenarına kurulmuş bir işletme olabilir. O ülkenin coğrafi koşulları, doğal çevreleri, işletmeleri etkiler diyoruz. Doğal çevre işletmenin kuruluş yerinin saptanmasında, nereye kuracağımızın bilinmesinde, işletmecilik faaliyetlerin verimli bir şekilde sürdürülmesinde oldukça etkilidir. Burada bir sorun var, o da doğal afetler sorunu. Beklenmedik olaylar, bu doğal afetler ne doğal afet? Sel, yangın, deprem gibi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve çoğu zaman işletmeler bu tür gelişmeleri kontrol edemezler. Bir yerde istenmeyen bir elektrik kontağından yangın çıkıp bütün işletme yanabilir ya da deprem olabilir, yıkılabilir gibi. Ama bu da işletmeyi etkileyen bir çevre olduğu için doğal çevre içinde yer alıyor. Küresel çevre dediğimiz ne? Küreselleşme duydunuz mu hiç nedir? Duyduk değil mi küreselleşme? Günümüzde küreselleşme önemli bir kavram. Lütfen bunu biliniz. Genel kültür olarak da bilmeniz gerekiyor. Küre dediğimiz şey yuvarlak. Neden bahsediyor? Yuvarlak. Resimde de var. Dünyadan bahsediyor. Küreselleşme demek tüm dünyanın tek bir kutuba bağlı olması demek. Şu demek, yani McDonald's'ın tüm ülkelerde yeniyor olması demek aslında, örnek vermek gerekirse. Ne demek? McDonald's Amerika'da bir işletme, hamburger üreten bir işletme. Ama Amerika'da yediğiniz aynı hamburgeri Azerbaycan'da da, Türkiye'de de, Fransa'da da, İtalya'da da, Hindistan'da da yiyebilirsiniz. Yani o işletme tüm dünya ülkelerinde aynı standartla aynı şekilde girebilmiştir. Siz McDonald's hamburgeri yemek için Amerika'ya gitmek zorunda değilsiniz. Bir Nike marka ayakkabı almak için, örnek veriyorum, yani reklam için değil, örnek sadece, onun fabrikasına gitmek zorunda değilsiniz. Artık her yerde satılıyor. Zevkler artık aynı. Sizin de yerel yemekleriniz var, bizim de yerel yemeklerimiz var. Ama aynı zamanda Amerikan kültürünün hamburgerini de hepimiz severek tüketiyoruz, değil mi? Dolayısıyla artık dünyanın tek bir ülkeymiş gibi ortak zevkleri olduğu, ortak ürünler tükettiği, ortak modalara ayak uydurduğu bir yapıdır küreselleşme dediğimiz şey. Dünyanın bir ucunda bir tane moda çıkıyor, bir renk atıyorum, mavi renk, o yılın modası oluyor ve bakıyorsunuz herkes bir sürü mavi şey giyiyor oluyor. Dolayısıyla bir akım tüm dünyayı hızlıca etkileyebiliyor artık. Bunun da sebebi ne? Bilgisayar. Teknoloji en baş sebebi. Artık her şeye hızla ulaşabiliyoruz. Her şeyi hızla alıp evimize getirebiliyoruz. Her ürün herkese kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu sebepten de küreselleşme diye bir şey var diye genel bir parantez açmış olalım küresel çevreyle ilgili.
İşletmelerin siyasal, yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli var bu küresel çevrenin. Mesela dünya çapında bir kriz çıksa dünyadaki tüm ürün üreten işletmeler bu krizden etkileneceklerdir. Kaçma şansları yoktur. Bu da küresel çevrenin bir yönüdür diyelim. İşletme faalliyetlerinin uluslararasılaşması, Azerbaycan'da üretilen bir ürünün tüm dünyada satılması gibi işletmenin küresel çevreyle olan etkileşiminin çoğunluğu yoğunluğu üzerinde etkili oluyor küresel çevre. Mesela Çin malları her yerde, değil mi? Şöyle açıp bakın herhangi bir ürüne, işte Made in China yazısını mutlaka görürsünüz. Kıyafetlerin etiketlerine bakın, teknolojik ürünlere bakın, mutlaka ya Made in PRC, o da Çin demek, ya da Çin China diye mutlaka görürsünüz. Çin'de işçilik ucuz olduğu için işletmeler artık orada ürünleri üretiyorlar. Ondan sonra da dünyaya dağıtıyorlar. Dolayısıyla küresel çevrenin de işletmeler üzerinde böyle bir etkisi var diyoruz. Vakti de açtık mı? Açmak üzereyiz. Sektörel çevreye gelelim. Bir alt çevre, dış çevreden başladık. Şimdi iş çevreye doğru gidiyoruz. Burada ne dedik? Rakipler ve rekabet, müşteriler, tedarikçiler, yasal düzenleyiciler ve iş gücü piyasası var. Bakalım, aynı veya benzer ürünleri üreterek piyasaya sunan herhangi bir işletme, aynı sektörde faaliyet gösteren bir başka işletmenin rakibi oluyor. Yani birbirinize rakip olmak için aynı ürünü üretiyor, aynı insanlara hitap ediyor olmanız gerekir. Siz aynı sınava gireceğiniz için mesela birbirinizle rakipsiniz. Mesela işletme bölümü okuyan bir öğrenciyle matematik bölümü okuyan bir öğrenci birbiriyle rakip olamaz. İşletme bölümü okuyanla işletme bölümü okuyan bir beraber, yani birbirine rakip olabilir. Dolayısıyla aynı işi yapıyor, aynı insanlara hitap ediyor olmak işletmeler için ancak rekabeti getirir. İşletmeler rakipleriyle fiyat en önemli faktördür. Kim daha ucuza satacak, fiyat kavgası. Ürün kalitesi kiminki daha kaliteli. Ürün çeşitliliği, bizim ürünlerimiz daha çeşitli gibi. Ürünlerin kolay erişilebilirliği, her bakkalda bulabilirsiniz, her mağazada bulabilirsiniz, ulaşılabilir olması. Ürünlerin özellikleri ve müşterilere sağladıkları satış sonrası hizmetlerin kalitesi. Ürünü sattım, bitti mi? Bitmedi. Bu telefon bozulursa ben kime gideceğim? Telefonu kimden aldıysam ona gideceğim. Diyeceğim ki telefon bozuldu, buna bir bakın. Dolayısıyla ürünü sattıktan sonra ürünün arkasından garanti süresi dolana kadar ürün herhangi bir bozulma durumunda muhatap alacağım bir insan da olması işletmeler arasındaki rekabeti etkileyecektir diyoruz. Müşteriler, işletmelerin sundukları kim müşteriler? Biziz. Ürünleri kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için talep edecekleri gibi yeniden satmak veya kendi üretim süreçleri üzerinde kullanmak için de talep edebilirler. Bu ne demek? Ben alıp kullanıyorsam su aldım, içtim, bitti, çöpe attım. Ben bireysel müşteriyim. Su aldım, un aldım, unu getirdim, pasta yaptım, sattım. O zaman endüstriyel müşteriyim. Ondan aldığım ürünü başka bir şeye dönüştürmek için kullanıyorsam biz buna endüstriyel müşteri diyoruz. Bireysel müşteri değil. Tedarikçi dediğimiz şey de ihtiyaç duyduğumuz girdileri bize sağlayan tüm işletmelere tedarikçiler diyoruz. Kalem ürettim, plastiğe ihtiyacım var. O plastiği aldığım insan benim tedarikçimdir işletme olarak. Ham madde ve malzemenin dışında deneyim ve bilgi de sağlıyorlar tedarikçiler işletmelere. İş gücü piyasası kimdi? İşletmede çalışacak herkes iş gücü piyasasıydı. İşletmenin faaliyetlerini sürdürmek için de insana ihtiyaç vardı, çalışana ihtiyaç vardı. İlk ders anlatmıştık, ne olabilir? Kas gücü olabilirdi, beyin gücü olabilirdi işletmelerin çalıştırdıkları insanlar. Beyniyle iş yapıyor olabilirdi ya da kuvvetiyle iş yapıyor olabilirdi. İşletme ihtiyaçlarına uygun iş gücünün bulunması ve daha sonrasında seçilmesi, bulunca da bitmiyor. Onları bir sınava, bir işe başvurduğunuzda belli başlı sınavlardan, mülakatlardan geçiyorsunuz. Geçilerek bu mülakatlardan geçip seçildikten sonra insan kaynakları bölümlerince yürütülen işlevlerden bir tanesiydi bu iş gücü dediğimiz faktör.
Düzenleyici kurumlar, Türkiye için örnekler var aşağıda. Devlet tarafından kamu yararını korumak amacıyla kurulmuş, yani bizim yararımızı, halkın yararını korumak amacıyla kurulmuş, belirli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren, bu alanlardaki uygulama kalıplarını belirleyen ve çeşitli düzenlemeler yapan resmi kuruluşlardır. Derse ki sana denize yakın işletme kurmayacaksın, denizlerimize atık atmayacaksın, İşletmeler bu kurallara uymak zorundadırlar. Ya da ürünün taban bir fiyatı olur. Bu ürünü 5 liradan fazla satmayacaksın, 3 liradan düşük satmayacaksın gibi kurallar koyabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye için, Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu bunlardan bazılarıdır. Belediyeler denetleme yapan diğer kurumlarda bunlara örnek olarak verilebilir. Geldik İç çevreye, o en dipteki yuvarlağın içinde de bunlar var. Hiç misyon ve vizyon diye bir şey duydunuz mu? Evet, o zaman. He? Duydunuz. Güzel, sevindim duymanıza. Misyon, vizyon ve temel yetenekler işletmenin iç çevresi içerisinde yer alır. O gördüğünüz kutular işletmenin hiyerarşisini oluşturuyor. En tepedeki kutu tepe yönetici. Onun altında 3 tane kutu var. O yöneticiye bağlı orta kademe yöneticiler. Orta kademe yöneticilere bağlı da alt çalışanlar var. 2, 4, 6 tane kutu. Bu böyle işletmede böyle gidebilir. Onlara bağlı başka çalışanlar, onlara da bağlı başka çalışanlar olabilir. Bu da işletmenin iş çevresini gösteren, iç yapısını gösteren bir şekildir. Örgüt şeması denir buna. Gelelim misyon, vizyon ve temel yeteneklere. Misyonla vizyon birbirine genelde karışır. Temel olarak şöyle ayırabilirsiniz. Misyon dediğimiz şey işletme için neden varız sorusunun cevabıdır. Neden varız? Neden ürün üretiyoruz? Biz neden kurulduk? Sorusunun cevabını misyon ifadesi verilir. Yani var olma nedenini tanımlar misyon bize. Vizyon ise gelecekte ne olmak istediğini anlatan ifadedir. Biz varız, evet, misyon. Vizyon, gelecekte ne yapmak istiyoruz? Hayalimiz ne? Onu anlatan ifadedir. Yani hayalimiz ne derken, işte tutup bir bakkalın da ben işte dünya çapında bir işletme olacağım demesi değil. Gerçekçi bir hayal, evet, ama gerçekçi olması, ulaşılabilir olması önemli vizyon için. Ne bileyim işte sayısal olarak değerlendirilmesi iyi olur. 3 sene içinde satış payımızı %5 arttıracağız. Ya da 10 sene içinde Azerbaycan'ın en büyük 3 işletmesi arasına gireceğiz gibi olması gerekir. Neydi? Misyon, neden varız? Vizyon, ne olmak istiyoruz? Azıcık hayali unsurlar da içeren ama uzak hedefimizin ne olduğunu anlatan ifade. Temel yetenek dediğimiz şey ise en iyi, işletmenin en iyi bildiği ve en iyi yaptığı iş ne? İşletmeler günümüzde kendi temel yetenekleri üzerine odaklanmaya çalışırlar. En iyi yaptığın şey neyse onu yapmalısın. Siz de öyle. Mesela bir derse en iyi nasıl çalışıyorsanız öyle çalışmalısınız. Yazarak çalışıyorsanız yazarak, okuyarak çalışıyorsanız okuyarak, dinleyerek çalışıyorsanız dinleyerek gibi. İşletmelerde en iyi nasıl işi, hangi işi yapıyorlarsa onlara odaklanmalılar. Temel yeteneklerine odaklanmalılar. Temel yetenekleri dışındaki işleri de o alanda uzman olan diğer insanlardan, diğer işletmelerden sağlamalıdırlar diyoruz. Örgüt yapısı dediğimiz şey, az önce böyle kutu kutu gösterdik ya, o örgüt şemasıydı. Örgüt yapısı da aşağı yukarı onunla ilgili bir şey. Ast üst ilişkilerini, ast alt üst demek, yani hangi üste bağlıyım işletmeye, izlemem gereken iletişim kanalları neler, yani üstüme hangi yollarla başvurabilirim, işletme amaçlarının neler olduğu. Bunların hepsi örgüt yapılarını oluşturur. İşletme hakkında anlatılan hikayeler, işletmenin kültürü, iklimi, bunların hepsi örgüt şemaları aracılığıyla görsel olarak ifade edilebilir. Az önce şurada gösterdiğimiz gibi hangi üst hangi asta bağlı, hangi ast daha alta bağlı, bunları örgüt şemaları aracılığıyla görebilirsiniz. Örgüt kültürü dediğimiz şey ise
ortak anlam, anlayış ve anlamlandırma çabalıdır. Nasıl? Hiç duymuyorum ben sizi. Bir şey mi oldu? Görüntü gidiyor arada da ben çok takip edemiyorum sizi. Örgüt kültürü dediğimiz şey ülke kültürüyle, yani sizin kültürünüzle aşağı yukarı şey, örgüt bir, yani işletmeyi bir ülke olarak düşün, işte kültürdür. Nasıl diyeceğim, işte kültür işletmeleri sıra ayakkabı ve pantolonla gidilirsin, ama mesela bizim üniversitemizde güzel giyinme, iyi çıkmak, bakımlı çıkmak da mesela bir kültür öğesidir. Ya da mesela bazı örgütlerde cuma günleri evden çalışma imkanı olabilir. Bazı işletmeler tam saat 8'de çalışanlarının orada olmasını beklerler. İşletme içinde paylaşılan değerler, davranış kalıplarının hepsi o işletmenin kültürünü anlatır, kültürünü oluşturur. Bize diyoruz işletme kültürü için. Burada da bunu açıklayacak vaktimiz var mı? 2 dakikamız var. Sıkıldınız mı? Niye sevmediniz ya? Biliyorum konular çok eğlenceli değil ama bunları da anlatmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Yani eğer bu ders 3 saatlik bir ders olsaydı, o zaman ben daha sakin, daha yavaş, daha örneklerle anlatabilirdim ama hani hepsinin üzerinde durmak zorunda olduğum için böyle fıt 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 geçmek zorunda kalıyorum. O yüzden böyle bir sıkıntı çıkıyor. Şu şekilde şöyle bir özetleyeyim, ondan sonra gidelim madem. İşletmenin içinde bulunduğu çevrelerin belirlilik, belirsizlik düzeyleri vardır. Yani bazı işletmelerde çevreler belirsizdir. Bu ne demek? İşletme başına ne geleceğini çok öngöremeyebilir. Ne gibi? Mesela teknolojik olarak yoğun işletmelerde teknoloji hızla değiştiği için o çevre belirsiz bir çevredir. Ama kağıt üretiyorsan, tuğla üretiyorsan, teknolojiyle çok alakan yoksa o işletmenin çevresi belirli bir çevredir. Çünkü epi topu tuğla üretiyorsun, onun o kadar teknolojik olarak hızla değişeceği bir durum yok gibi. Bu şekil bunu anlatıyor. Yüksek belirsizlik olduğunda, o köşe, üst köşede gördüğünüz yüksek belirsizlik kutusunda, işletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısı çok ve işletme çevresindeki faktörlerin değişim hızında yüksek olduğunu anlatıyor şekil bize. Düşük belirsizlikte ise işletmeyi etkileyen faktörler az, ne bileyim ekonomisi sağlam, o işletmenin faaliyette bulunduğu işçilerin durumu ona göre, üretim bantlarının durumu ona göre, yüksek teknoloji falan kullanılmıyor. Bu da düşük belirsizliği anlatıyor bize diyerek bu üniteyi de burada tamamlamış oluyoruz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir an evvel gitmek peşindesiniz yani. Yok mu soracak bir sorunuz? O zaman teşekkür ediyorum ben size. Haftaya görüşmek üzere.